Teknoblog ofisinden herkese merhaba. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Gördüğünüz gibi Teknoblog ofisinde birkaç aydır yayındayız ve artık bundan böyle Teknoblog ofisinden de programlara başlıyoruz. İlk programımız Teknoblog Gündem. Bu programda teknoloji dünyasının gündeminden başlıkları bulacaksınız ve ilk programda da gündem maddemiz İFA. Teknoloji dünyası yaz rehavetinden İFA ile çıkıyor. Her yıl Eylül ayının başlarında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenleniyor İFA fuarı. Tüketici elektroniği fuarı bu son zamanlarda mobil teknolojiler, giyilebilir teknoloji alanında da önemli yenilikleri, önemli duyuruları görmekteyiz. Samsung, Sony, Asus, Acer, HTC, Microsoft gibi önemli oyuncular, Lenovo gibi oyuncuları bu fuarda görüyoruz. Yeni duyuruların yapılmasını bekliyoruz. Fuarda neler olacak, neler bitecek bunları Teknoblog'dan yayınlarımızla takip edeceğiz. Her ne kadar geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Berlin'de olamasak da yine de sizlere sanki Berlin'deymişiz gibi etkinliği yansıtacağız. Haberlerimizde sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımlarla ve hazırlayacağımız videolarla İFA 2014'ün nabzını sizler için tutacağız ve sizlere en taze gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım öncelikle. Neler bekliyoruz İFA 2014'te? Bugün itibariyle basın toplantıları başlıyor. Fuarda 5-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bugün Acer, Asus, Samsung, Sony gibi üreticilerin, markaların basın toplantıları var. Yarın da HTC, Microsoft gibi şirketlerin toplantılarının olması bekleniyor. Beklentiler son zamanlarda çıkan dedikodularla birlikte internete de yansımaya başlamıştı. Bize Teknoblog'da bir süredir sızıntılarla ilgili haberleri sizlere aktarıyorduk. Örneğin bugün Samsung'un etkinliğinde Galaxy Note 4'ün çıkması bekleniyor. Geçen yıllarda da Galaxy Note akıllı telefonlarını hep İFA fuarlarında görmüştük. Bu yılda geleneğin bozulmamasını bekliyoruz ve Galaxy Note 4'ün de İFA'da boy göstermesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra Samsung'un etkinliğinde, bugün gerçekleşecek etkinliğinde Gear S de tanıtılacaktır, göz önüne serilecektir. Gear S geçen hafta resmiyet kazanmıştı. Samsung'un Tizen akıl işletim sistemli ve 3G bağlantılı, kendinden 3G bağlantılı akıllı saati Gear S'de İFA'da gösterecektir. Bunun yanı sıra Samsung'un Gear VR isimli sanal gerçeklik cihazı var. Bir süredir bununla ilgili dedikodular da ortalıkta dolaşıyor. Samsung'un Oculus'la birlikte geliştirmiş olduğu bir aygıt, sanal gerçeklik aygıtı. Bu cihazın da bir ihtimal İFA'da boy göstermesi bekleniyor. Bunun dışında Sony'den neler bekliyoruz? Sony'nin Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact cihazlarını göstermesi bekleniyor İFA'da. Xperia Z1 Compact bu yılın başında CES'te çıkmıştı. Xperia Z2 de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Her iki cihaz da Türkiye piyasasına giriş yapmıştı. Sony'nin bu İFA'da yeni bir amiral gemisi çıkarmasını bekliyorduk. Ancak Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact'ı bir arada görür müyüz? Herhalde göreceğiz gibi gözüküyor. Detayları da bu akşam saatlerinde netleşmiş olacak. Görmüş olacağız. Bakalım Sony'den bu cihazlar gelecek mi? Bunun yanı sıra Xperia tablet Z3'ünde, Xperia Z3 tabletinde diğer akıllı telefonlarla birlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Sony'nin QX10 ve QX100 lens kameralarının halife olacak yeni lens kameraları da çıkarmasını bekliyoruz. Devam edelim. LG'nin G3 Stylus cihazı geçen hafta duyurulmuştu. G3 Stylus'un da Berlin'de boy göstermesi bekleniyor. LG'nin orta segmente hitap eden çubuk kalemli akıllı telefonu G3 Stylus. Bunun yanı sıra LG'nin G3 Bit cihazının da İFA'da boy göstereceğini tahmin ediyoruz. Bu arada LG'nin geçen hafta resmiyet kazandırdığı Motorola'nın Moto 360 akıllı saatin tasarımından İlham alan, benzerlik taşıyan akıllı saati G-Watch Ray'nin de Berlin'de boy göstermesini bekliyoruz. Bir diğer üretici Asus. Asus'un da ZenWatch akıllı saatini İFA'da göstermesini, resmiyet kazandırmasını bekliyoruz. Asus'un da basın toplantısı bugün gerçekleşecek. Muhtemelen Asus'un akıllı saatiyle de bugün itibariyle tanışmış olacağız. Bunun dışında Acer'ın da bugün basın toplantısı var. Acer'da yeni akıllı telefonlarını, ürünlerini sergileyecektir. Microsoft'un basın toplantısı yarın gerçekleşecek. Bu basın toplantısında Nokia Lumia 730 ve Lumia 830 akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Özellikle Lumia 730 ile ilgili son zamanlarda bayağı bir dedikodu ortalıkta dolaştı. Lumia 730'un selfie telefonu olacağı söyleniyor. Önünde güçlü bir, yüksek çözünürlüklü bir kamera barındıracağı, böylelikle de selfie odaklı bir telefon olacağı söyleniyor. Microsoft'un sızan tanıtım görseli de gerçekten bizi bir selfie telefonun beklediğini gösteriyor. Aynı zamanda Lumia 830 da orta üst segment bir Windows telefonu olarak bekleniyor. HTC, Lenovo ve diğer üreticilerin de yeni ürünleriyle
akıllı telefonlarıyla, tabletleriyle IFA'da boy göstermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra yine Samsung, Sony, LG ve diğer şirketlerin de televizyon, ses sistemleri, elektronikli ev aletleri, buzdolabı, bunun gibi cihazları da Berlin'de göstermesi bekleniyor. Söylediğimiz gibi bu cihazların detaylarını Teknoblog'da, sosyal medya hesaplarımızda, teknoblog.com web sitesinde hazırlayacağımız ve YouTube'da da yayınlayacağımız videolarımızda tanıtım videolarıyla veya haber videolarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi İstanbul'dayız, Teknoblog merkez ofisindeyiz, ancak sanki Berlin'deymişiz gibi, fuar alanındaymışız gibi fuarın heyecanını sizlere yaşatmaya çalışacağız. Bu süre boyunca fuar 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor Berlin'de. Tabii ki basın gösterimleri, toplantıları hepsi biraz da erken vakitte yapıldığı için fuar öncesinde tamamlanmış oluyor bunlar ve ziyaretçiler yeni ürünleri alanda görme fırsatı buluyor. Bu şekilde aktaralım sizlere. IFA'nın öncesinde bir özet geçmiş olalım. Neler göreceğinizi sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Tekrar görüşmek üzere yeni bir videoda. Hoşçakalın.